Merhabalar. Herkese iyi akşamlar. Tabii iyi akşamlar diyoruz ama üzgünüz. Yani yüreğimiz yanıyor. Doğamız, hayvanlarımız, insanlarımız yanıyor. O yüzden hepimiz üzgünüz. Çok zor günlerden geçiyoruz. Umarım bir an önce hep birlikte atlatırız bu zor günleri. Bugün Ali Şahin hocamla Rıza Pehlevi'yi konuşacağız. Aslında çok uzun süredir üzerinde konuştuğumuz ve çalıştığımız bir konuydu. Ertelemek istemedik sizlerle bilgilerimizi paylaşmak, sizlerle çalışmalarımızı paylaşmak istedik. Dolayısıyla bu zor günlerde hepimiz için çok zor geçen, yüreğimizin yandığı bu günlerde kısa bir süreliğine de olsa 1930'ların Türkiye'sine gitmek, o haleti ruhiyeyi koklamak istedik. Birazdan Ali hocamı davet edeceğim, yayınımıza başlayacağız. Ali hocam, özellikle İran tarihi üzerine, Türk-İran ilişkileri üzerine çalışmalar yapan önemli bir isim, önemli bir araştırmacı. O yüzden bize bu akşam çok önemli bilgiler verecek, çok önemli katkılar sunacağını düşünüyorum. Hocamı bekletmeden yayına davet ediyorum. Tekrardan hepinize geçmiş olsun. Halen daha devam eden, yangın devam ettiği bölgeler var. Umarım bir an önce atlatırız hep birlikte. Evet, Ali hocamı davet ediyorum müsaadenizle. Evet, dediğim gibi Ali hocam. Ali hocam merhabalar. Merhaba Sayın Hocam. Merhabalar, iyi akşamlar diliyorum Sayın hocam. Nasılsınız hocam? Katıldığınız için çok teşekkür ediyorum öncelikle programa. Hocam. İyiyim. Teşekkür ederim. Sizler sorun. Sizler nasılsınız? Biz de iyiyiz hocam ama bir an önce iyi haberleri duymak istiyoruz tabii. Yangınların artık bitmesini istiyoruz. Hayvanlarımızın, doğamızın, insanımızın artık acı çekmesini istemiyoruz. Ama her şeye rağmen de bu kültürel etkinlikleri devam ettirmeye çalışıyoruz. Tüm olumsuzluklara rağmen küçük bir nefes aldırmak istiyoruz. Katıldığınız için o yüzden çok teşekkür ederim. Ertelemediğiniz için çok teşekkür ediyorum size. Başlayalım isterseniz hocam. Bugün biraz bahsettim arkadaşlara sizin İran tarihi üzerine çalışmalarınızın olduğunu, araştırmalarınızın olduğunu. İran Şahı Rıza Pehlevi'nin Türkiye ziyareti çok önemli bir konu. Çünkü o zamana kadar bir ziyaret gerçekleşmemiş ve çok uzun süre kalıyor aslında. 22 gün kalıyor ki diplomatik anlamda yapılan bir ziyaret için uzun bir süre bu. Haliyle de bazı kültürel, ekonomik, siyasi yansımaları var bu ziyaretin ama ondan önce şununla başlamak istiyorum Sayın Hocam. Yani İran'ın biraz jeopolitik konumundan bahsedebilir misiniz bize? Çünkü bu süreçte İran'ın böyle bir ziyaret gerçekleştirmesinde biraz da diğer devletlerin etkisi de var ve onların uyguladığı baskı da var. İran'ın jeopolitik konumu nasıl hocam? Nasıl değerlendirebiliriz? Yani diyoruz ki İran neden önemli? Aslında asıl sorumuz bu. Yani aslında biraz bir astrofizik bir bilgiyle giriş yapalım isterseniz. Yani Buyurun İran, hocam. yani Türkiye'nin doğu batı eksenli bir devletse İran da kuzey güney eksenli bir devlet. Batısında Irak, Türkiye, doğusunda Afganistan, Pakistan, Türkmenistan bulunuyor. Kuzeyinde Hazar Denizi'ne kıyı. Bunun yanı sıra işte Azerbaycan'la Nahçıvan'la sınırı var. Yine güneyinde Basra Körfezi var. Konum itibariyle böyle bir konumda İran. Ama şu anda Türkiye nasıl jeopolitik olarak önemliyse, Doğu ve Batı'yı birbirine bağlıyorsa eğer, İran'da kuzeyden bölgeleri birbirine bağlıyor. Yani şöyle söyleyebiliriz. Asya, Kafkasya ve Orta Doğu arasında bir köprü pozisyonda İran. Bunun yanı sıra İran'ın jeopolitik olarak önemini artıran en temel iki sebep var. Basra Körfezi'ne kıyısının bulunması ve Hazar Denizi'ne kıyısının bulunması. Bu iki mesele İran'ın jeopolitik olarak önemini artırmaktadır Sayın Hocam. Peki nasıl bir önemi var? Şöyle söyleyeyim. Hazar Denizi bildiğiniz üzere enerji güzergahının en önemli geçiş noktalarından bir tanesi. Hazar Denizi ve Basra Körfezi. Bu noktada İran'ın
Doğu Batı arasında geçiş güzergahı olan enerji sektörünün en büyük noktası burası. Yani bu Bender Abbas denilen bölgeden Hindistan bölgesine, Kavadır bölgesine kadar uzanan bölgedeki geçiş güzergahı. Bu da aslında İran'ın hinterlandını İran platosundan Hint Okyanusu'na kadar olan bölgeye kadar genişletiyor hocam. Bunun yanı sıra Orta Asya ve Kafkasya devletlerinin dünyaya açılmasını sağlayan bir kapı pozisyonunda. Böyle söyleyeyim yani Orta Asya ve Kafkasya dediğimiz zaman bizim aklımıza enerji sektörü geliyor. Türkmenistan, Pakistan bunlar Avrupa'ya, Batı'ya enerji sevk edeceklerse, satacaklarsa bunu İran üzerinden gerçekleştiriyorlar. Bunun yanı sıra yine deniz sevkiyatı konusunda da İran önemli bir konuda. Bizim üniversitede bir hocamız var derdi ki denizler derdi bir milletin derdi dünyaya açılan nefes borusu gibi derdi. İran'da aslında bu Hürmüz Boğazı üzerindeki egemenliğiyle Orta Asya ve Kafkasya devletlerinin dünyaya açılan bir nefes borusu pozisyonunda. Yani bunun yanı sıra söyleyebiliriz. İran'da ciddi manada bir petrol ve doğalgaz rezervi var. Bu da yine İran üzerinden Batı'ya aktarılıyor. Öte yandan biliyorsunuz ki İran güncel siyasette takip ettiğiniz için şunu söyleyebilir. İran biliyorsunuz ki Amerikan baskılarına maruz kalıyor, ambargolar vesaire ve İran sürekli bir kozu var. Şunu söylüyor İran, diyor ki kardeşim diyor, ben diyor Hürmüz Boğazı'nı kapatırım diyor. Hürmüz Boğazı'nı kapatmak ne demek? Hürmüz Boğazı'nın günde 17 milyon varil petrolün geçtiğini iddia ediyorlar. Bu dünyada bir enerji krizine sebep olur hocam ileriki süreçte. İran burayı kapatırsa ve dünyada bir ihraç gerçekleşir. Bu petrol ihraç eden ülkeler bağlamında da petrol ithal eden ülkeler bağlamında da. Bu bakımdan İran konum itibariyle önemli bir pozisyona sahip. Diyelim bu soruyu da tamam. Bu soruyu Evet, tamamlayalım hocam. bunu sormaktaki gayem aslında şuydu hocam. Çalışmalar sırasında benim de dikkatimi çekti. 1930'larda da tabii ki bu jeopolitik konum ön plana çıkacak. Çünkü dediğiniz faktörlerden dolayı İngiltere ve Rusya'nın kapışma sahası haline gelecek. Siz de daha iyi biliyorsunuz ki bu da İran'ın dış politikadaki hamlelerini de etkileyecek. Aslında emperyalist devletler veya işte büyük güçlerin göz bebeği konumunda olmasının sebebi de petrol değil mi hocam bölgedeki ve o Basra Körfezi ve işte o coğrafi konumu, jeopolitik önemi aslında. Kesinlikle hocam. Mesela bize hani lise tarih derslerinden itibaren şu söyleyeyim. İngiltere'nin en büyük güzergahı Hint Müslümanlarına veya Hint sömürgelerine giden yolu güvenliğini sağlamak değil mi? Bu güvenlik bağlamında Kesinlikle. en önemli bölge İran bölgesi ve hani daha sonra değineceğiz konuşmamızda da. İran aslında, İran diyorum özür dilerim. İngiltere, Hindistan'a giden bir bölgede İran aslında bir vasal devlet pozisyonuna sokmaya çalışıyor. Ve bu manada dediğim gibi birazdan cevaplayacağız bunu. Şah'ın devrilmesinde yani Rıza Pehlevi'nin devrilmesinde de önemli bir etkendir bu. Mesela işte 1941'de İkinci Dünya Savaşı yaklaşırken biliyorsunuz ki artık İngiltere ve Sovyetler arasında sıkışmış pozisyonda kalan Rıza Pehlevi Almanlara yanaşıyor ve Almanların Sovyetlere saldırması sonrasında bu güzergahı Sovyetler ve İran arasındaki güzergahı kontrol altına alabilmek için İngiltere ve Sovyetler İran'ı işgal ediyor ve sonrasında zaten Şah Rıza Pehlevi'ni hazırlıyor. Bu konuda da aslında İran'ın 1930'lardaki pozisyonunu da çok net bir şekilde görebiliyoruz. Yani İran'ın kullanmak isteyen güçler işte İngiltere'yken daha sonra 60'lardan sonra özellikle Amerika oluyor. Yani devletlerin ismi değişse de aslında amaçları değişmiyor diyebiliriz aslında hocam. İşte Sovyet Rusya yıkılıyor ama devam eden diğer Rusya yani yerine gelen Rusya da devam ediyor. Yani aynı politikalar aynı coğrafyada devam ediyor aslında. Bu da jeopolitik konumundan kaynaklı çok kritik. Hatta bu petrol meselesi İngiltere ile biraz arasını da açacak. Çünkü Rıza Pehlevi değil mi? Ne kadar İngiltere'nin desteğiyle gelse de birazcık şey yapacak. Daha sonra petrolüme karışma mesajları verecek. Peki hocam Rıza Pehlevi kimdir o zaman? Hocam Rıza Pehlevi kimdir? Rıza Pehlevi 27 Ekim 1878'de Alaş denilen bölgede doğmuş bir vatandaş. Sıradan bir vatandaş. Daha sonraki süreçte bir askerin oğlu aynı zamanda. Babası bir asker. Ben
sonunda söyleyeceğim, başta söyleyeyim. Ben belli noktalarda Mustafa Kemal ve Rıza Pehlivi'yi birbirine çok benzetiyorum. Şöyle benzetiyorum. Mustafa Kemal bir memurun oğlu Osmanlı Devleti'nde. Ülkede bir memurun oğlu. Rıza Pehlivi'ye bakıyoruz bir askerin oğlu. Ondan sonra bakıyoruz Mustafa Kemal Atatürk'e çocuk yaşta babasını kaybediyor. Rıza Pehlivi'ye gene bakıyoruz küçük yaşta babasını kaybediyor. Yine Atatürk bu sefer dayısının yanında geçiriyor çocukluğunu ve askeri harbiye giriyor. Rıza Pehlivi'de de aynı durum var. Tahran'da dayısının yanına gidiyor. Dayısı da o dönem askere de terlilik yapıyor. Dayısının yanında çocukluğunu geçiriyor ve daha sonra işte o da harbiyeye giriyor. O da asker oluyor. Bu noktada mesela Mustafa Kemal'le benzerliklerinin olduğunu düşünüyorum ben. Bunun yanı sıra 1891'de Kazak Tugayları Birliği'ne giriyor. Sınava giriyor. Kazanıyor. Kazak Tugayları Birliği'ne giriyor. Kendisi çok kabiliyetli ve çalışkan bir isim. Ve sonraki süreçlerde bu ordu onun hızlı bir şekilde yükselmesine sebep oluyor ve Birinci Dünya Savaşı yıllarında Hemedan'da bir piyade taburunun komutanlığına kadar yükseliyor. Ve burada aslında İngiltere ile olan ilişkileri başlıyor Rıza Pehlevi'nin. Şöyle ki 1910'da ki Rusya'da bir Bolşevik devrim gerçekleşiyor. Yani Bolşevik devrim ne demek? Aslında bir komünizm hareketinin artık vücut bulmuş bir hali ve dünyada artık bunun bir pazarlanma şekli ve buna da en büyük düşman kim? İngiltere, Amerika bildiğiniz üzere. Ve Rıza Pehlevi burada İngiltere ile irtibat haline geçiyor ve İran ordusunda ne kadar Bolşevik yanlısı, komünist komutan varsa bunları oradan bertaraf ediyor ve bu süreçten sonra artık Rıza Pehlevi'nin İngiltere ile olan ilişkileri gerçekleşiyor. İngiltere ile olan ilişkileri başlıyor. Ve daha sonraki yıllarda 1921 yılına geldiğimiz zaman ise artık Rıza Pehlevi'nin ciddi ciddi artık İran tarih sahnesine geçişini gördüğümüz dönem. 1921'de Rıza Pehlevi emrindeki 2500 Kazak Tugayı ile birlikte Tahran'ın stratejik noktalarını ele geçiriyor. Aynen, darbeyle hükümeti ele geçirecek. Hocam, Türk kökenli mi? Öyle sorular geldi bize. Yani Rıza Pehlevi Türk kökenli mi? Bu konuda bir malumatınız var mı? Birkaç arkadaş aynı anda aynı soruyu attılar. Merak ettim ben de o yüzden. Hocam, buna dair ben birkaç iddia duydum. Ama bahseder tabii, misiniz? Buyurun. Bununla ilgili net bir araştırma yapmadım. Okuma da yapmadım. Yani göremedim. Sadece iddiaların olduğu, yani kendisinin Azerbaycan kökenli olduğunu söylüyorlar ve Rusya'ya da yakın ilişkilerinin olduğunu söylüyorlar. Bunun gibi mesela Azerbaycan'da Fethi Ali Şah mıydı? Fethi Ali Zade'ydi galiba. Bunlarla bağlantısı olduğunu söylüyorlar. Ama tabii artık para aldığını, rüşvet aldığını ve bu Türk kimliğini biraz daha ikinci planına attığını falan söylüyorlar. Ama yapmış olduğu devrimlere baktığımız zaman aslında İran'ın yani Fars kökenli İran'ın kurucusu denilebilecek. Çünkü şöyle söyleyebiliriz hocam. İktidara geldiği zaman adamın ilk yapmış olduğu şey Memalik Mahruse'yi Kajar'ı İran veya Persian haline getirmesi. Farsçayı resmi dil haline getirmesi. Ve tamamıyla İran milleti devlet haline getiriyor. Kendisini zaten soyadı Pehlevi. Pehlevi daha eskilere dayanıyor. Biliyorsunuz ki antik İran dönemine kadar dayanıyor Pehlevi. Sonunda oraya dayanıyor. Ya ben de şunu katkı sunabilirim belki hocam, ufak bir katkı. Tabii asker kökenli olduğu için hani etnik köken hakkında bazı bilgiler servis edilmemiş olabilir ya da işte belki çok duyurulmak istenmemiş de olabilir. Hani belki malumat olmamasının bir sebebi bu olabilir. Bir de dediğiniz gibi aslında milli bir devlet, ulus devlet kurmak istiyor. Yani İran'da o milli bilinci uyandırmak istiyor ve yaptığı bütün hamleler bu doğrultuda. Ama şöyle bir ulus devlet ister. Merkezi otoritesi güçlü bir ulus devlet hayali var. Haliyle de milliyetçi bir yapısının olduğunu, yani İran milliyetçiliğini taşıyan bir yapının olduğunu söyleyebiliriz. Değil mi hocam? Zaten hocam buna yönelik hamleler de yapıyoruz. Zaten şeylerine baktığımız zaman, reformlarına baktığımız zaman. Ne yapıyor? Mesela konar göçerleri hemen yerleşik hale getiriyor. Etnik kökenleri ne yapıyor? Unsurları işte Kürtlerdir, Gürcülerdir, Araplardır, Türklerdir. Bunları hemen kendisine bağlayan, devlet sistemini tamamıyla kökten değiştiren ve kendine bağlayan bir hükümet sistemi kurmaya çalışıyor. Aslında başarılı da oluyor.
Yani aslında İran devletinin daha sonraki süreçte tekrardan bunlara değineceğiz ama İran'ın modernleşmesini sağlayan devleti baştan dizayn eden hamleleri yapıyor Rıza Pehlevi. Ama tek şanssızlığı var. Uluslararası konjektüre ayak uyduramıyor. Yani az önce ne dedik? Rıza Pehlevi dedik. Darbeyle geldi. Gidişi de gene darbeyle oluyor aslında. Aynen, yine İngiltere'nin desteğiyle geldi ama İngiltere'nin de zorlamasıyla mı diyelim, baskısıyla da gitti. Aslında hocam İngiltere'nin desteğini alıyor ama sonra İngiltere'nin tek elinden çıkmaya başlıyor. Aslında İngiltere'nin istediklerini yapmamaya başlıyor. Ben onu gördüm birazcık okumalar sırasında. Mesela yani ben petrolünü vermek istemiyor. Yani İngiltere'nin payını azaltmak istiyor petrol ihracatında, ithalatında. Dolayısıyla birazcık İngiltere'nin desteğiyle gelse de İngiltere'nin adamı olmuyor yani. Onu diyebilirim galiba, değil mi? Bunu söyleyebilir miyiz rahatça? Bunu söylemek daha doğru olur hocam. İngiltere uzun yıllar boyunca İran üzerinde Kaçarlar döneminde itibaren geriye götürebilir. İran siyasetinde etkili bir noktaya kadar geliyor. Petrolün İran'da bulunmasına Kuban bölgesi 1908 yanlış hatırlamıyorsam bulunmasına itibaren İngiltere burada kümeleniyor. Yani İngiltere'nin aslında İran'da olmasının iki temel sebebi var. Bir tanesi Hint Müslümanlığına giden yok. İkincisi İran Kesinlikle. petrolleri. Bu ikisini sayabiliriz. Ve bundan mütevellit artık pastadaki pay büyüyor hocam. Pastadaki pay büyüyor. İran'da Pehlevi'de ne yapıyor? Pay büyüyor kardeşim diyor. Ben artık diyor İngiltere biraz daha tabiri caizse bir haraç vereceğim. Ve bundan sonraki süreçte ben kendi halkımı akıtacağım aslında. Buradaki payı Aynen. kendim alacağım. Evet hocam. Büşra hocam şey sormuştu. Yorumları da bu arada takip ediyorum. Hani düşmanı dostumdur anlayışı mı uygulanıyor şeklinde dış politika ile alakalı. Hani dedi ki Almanlara yaklaştı bir dönem diye. Bunu söyleyebilir miyiz dedi Büşra hocam. Ne diyorsunuz hocam bu konuda? Siyaseti desek daha doğru olur. Pragmatist yaklaşım desek daha doğru olur. Evet. Makyavelist desek daha doğru olur. Yani terimleri çoğaltabiliriz hocam. Şimdi şöyle bir durum var. Düşünsenize hani bir komşunuz var, iki tane komşunuz var. Sağdan soldan sizi çekiştiriyor. İster istemez ne yapacaksınız? Bir kurtarıcı alacaksınız kendinize. Bunlardan kurtulmak isteyeceksiniz. Aslında Rıza Pehlevi de uzun yıllar boyunca İngiltere'den ve Rusya'dan kurtulmak bağlamında Almanya'ya yanaşmaya çalışıyor. Ve Almanya'nın da o dönem biliyorsunuz ki durumu iyi. Fransa'yı Paris bombalıyor. İşte Sovyetler önüne kadar gidiyor. Tanklar donuyor biliyorsunuz ki. Ve ciddi manada Polonya'yı işgal ediyor. Savaş herkesin Almanların kazanacağını düşünüyorlardı. 39 sonrası. 40'a kadar, 41'e kadar Almanların kazanacağını düşünüyordu. İster istemez kazanacağını doğrudan kim istemez hocam? Doğru Herkes hocam. ister değil mi? Doğru. Bu manada. Buyurun. Şöyle bir katkı belki ben de sunabilirim. Yüksek lisans derslerini alırken dış politika diye bir dersimiz vardı. Çok kıymetli hocam Süleyman Beyoğlu'nun ilk öğrettiği bize şuydu. Çocuklar dedi, dış politikada ilk öğrenmeniz gereken tamamen çıkarlar dedi. Çıkarlar neyi gerektiriyorsa bir devlet onu yapmak ister demişti. Siz de zaten onu doğrulamış oldunuz. Pragmatist yaklaşmak gerekiyor dış politika ilkelerinde dediniz. Yani o zaman dış politikayı belirlerken daha pragmatist çerçevede hareket etti diyebiliriz o zaman. Değil mi hocam? İngilizlerin bir sözü vardır. İngiltere'nin dostu veya düşmanı yoktur, ulusal çıkarları vardır der her zaman için. Ve her devlette bunu var. Doğru hocam. Hocam Türkiye'yi ziyaretine geçelim mi isterseniz? Hani Türkiye'ye gelme kararında aslında etkili olan siyasi sebepleri biraz söyledik gibi. Yani İngiltere'nin baskısı, işte Rusya'nın manevra yapmak istemesi ama tekrar bir sormak istiyorum. Yani Türkiye'ye gelişinde etkili olan sosyal, kültürel, ekonomik hangi açıdan bakarsanız bakın etkili olan sebepler nelerdir hocam? Hocam onun öncesinde Rıza Pehlevi ile ilgili bir iki bir şey daha söyleyelim mi? Tabii, lütfen buyurun hocam. Rıza Pehlevi mesela bu dönemde Türkiye'de Cumhuriyet ilan ediliyor. Onun öncesinde daha doğrusu şunu söylemekte daha fayda var. Kazak Tugayları ile birlikte İran'da iktidarı ele geçirdiği zaman Ziya Tabadayı denilen bir adam devlet başkanı oluyor. Biliyorsunuz ki şeyde Milli Savunma Bakanı oluyor. Pehlevi'de. Ve bundan sonraki süreçte anlaşamıyorlar Tabatay ile. Tabatay yurt dışına çıkıyor ve sonraki süreçte işte
Ahmet Şah yurt dışına çıkmadan önce Rıza Pehlevi'ye hükümet kurma yetkisi veriyor. Buna şuradan dolayı önem veriyorum. Artık bundan sonra İran'da bir devrim yapılıyor ve cumhuriyet kuruluyor. Ve İran'da aslında neler, biraz bunu irdelemek lazım. Ne dediğim gibi Türkiye ile benzerlikler burada da var. Hani ben biraz daha karşılaştırmalı olsun istedim. Ben bunda çalışırken biraz ilgimi çekti, dikkatimi çekti. Sizinle de Buyurun paylaşmak hocam. istedim. Çok seviniriz hocam. Buyurun. Şimdi mesela Cumhuriyet'e karşı olan kesimleri Rıza Pehlevi birebir gidiyor görüşüyor. Mesela biliyorsunuz ki İran'da bir dini sınıf var, ulema sınıfı var. Bunlar tamamıyla Cumhuriyet'e karşı ve bunları ikna ediyor. Cumhuriyet'e karşı feodal beyleri ikna ediyor vesaire vesaire. En sonunda Ahmet Şah diyor ki hani sen bunu yapma hakkına yetkisine sahip değilsin. Derhal istifanı ver. Rıza Pehlevi de ne yapıyor? İstifasını veriyor. Tabii halk kamuoyu bunu ne yapıyor? Kabul etmiyor ve Rıza Pehlevi halkın isteği üzerine iktidara geliyor, cumhuriyeti ilan ediyor. Bir anda millet kuruluyor. Ve bundan sonra aslında İran'da devrimler, reformlar başlıyor. Mesela işte bu Atatürk'ten çok etkileniyor. Daha sonra buna değineceğiz her birine. Mesela ne söyleyebiliriz? Partilerin kapatılması meselesi var mesela. Bu tamamıyla şer'i mahkemenin yerine layık mahkemenin gelmesi ulemayı rahatsız ediyor. Birçok isyanlar çıkıyor. Pehlevi bunu bertaraf ediyor. Bunun benzerini nerede görüyoruz? Türkiye'de görüyoruz. İsyanlar ortaya çıkıyor. İnkılaplara karşı isyanlar ortaya çıkıyor. Ne oluyor? Bunlar ciddi manada bastırıyor. Türkiye'de de mesela şey yapıyor. Tabii Türkiye'de İran gibi bir ulema sınıfı mevcut değil bildiğimiz üzere. Ama benzerlik bakımından bu önemlidir. Mesela kılık kıyafet Evet hocam, biliyorsunuz. ben de onu söyleyecektim. O da benim dikkatimi çekti. Aynı noktalar dikkatimizi çekmiş. Kılık kıyafet devrimi o dönemde de yapılıyor. Yani Türkiye ziyaretinden önce bunlar var. Çok önemli. Yani Türkiye ziyaretinden önce İran'da bunlar yapılmış. Yine okullarla alakalı da değişiklikler var galiba, değil mi hocam? Tabii. Mesela okullarla ilgili değişiklikler Türkiye ziyaretinden sonra gerçekleşiyor. Onun öncesinde de ben şuna bağlıyorum. Mustafa Kemal ilk Ankara'ya geldiğinde halk evinde mesela şey ediliyor. Bu önemli bir etkendir. Mesela Türkiye ziyaretinde iki tane ana damar olarak ziyaret edilen noktalar var. Bir tanesi askeri nokta olarak Sayın Hocam. Bu da ister istemez İran'a etki ediyor. Vesaire. Mesela bunlar benim dikkatimi çekmişti. Bunları paylaşmak istedim. Onun dışında işte az önce de dediğimiz gibi kimine geldin sen kimine gidersin misali. İngiltere'ye gelen Rıza Pehlevi İngiltere ile birlikte sona erdi iktidara. Hatta şunu da söyleyeyim var. Eğer ki tahtı bırakmasaydı İran ikiye bölünüyordu, üçe bölünüyordu. Mesela bu dönemde biliyorsunuz ki Azerbaycan Milli Hükümeti kuruluyor. Yine Mahabad Cumhuriyeti kuruluyor, Türk Cumhuriyeti. Yani masaya sundular. Dediler, ya dediler iktidar olma devlet ya da iki tane daha devlet çıkartacağız. O da ne yaptı? Oğluna bıraktı. Ve bunun neticesi olarak Güney Afrika'ya Johannesburg'a sürgün edildi ve burada hayatını burada sonlandırdı. Benim ekleyeceklerim bu şekilde hocam bu konuda. Teşekkür ederiz hocam. Çok güzel aslında Rıza Pehlevi ile birlikte İran'daki o değişimi çok güzel özetlediniz. Aslında devlet kurumlarında yapılan değişikliklerde bir sekülerleşme de biz görüyoruz bu dönemde. Ben de onu fark ettim. İşte şer'i unsurların biraz daha geri plana itilmesi, daha seküler bir mücadele var. Aynı noktalara dediğim gibi parmak basmışız. Peki hocam, Türkiye'ye gelişinde etkili olan sebepler neler? Tabii ki orada bizim büyükelçimiz var. Onun görüşmeleri de etkili. Yanlış hatırlamıyorsam Hüsrev Gere de olması lazım. İran büyükelçisi olarak. Tabii İran'la aramızda bazı sorunlar vardı, bizim sınır meseleleri. Bunları halletmesi için Atatürk tarafından gönderiliyor ama çok iyi bir diplomatik görev yapıyor aslında. İşini çok iyi yapıyor Hüsrev Gere de orada. Bir kontak kurup bu ziyaretin gerçekleşmesindeki isimlerden bir tanesi. Bunun dışında hocam neler etkili oldu bu ziyarette, Türkiye ziyaretinde? Hocam az önce de bahsettiğiniz gibi bizim İran'la Cumhuriyet'in kuruluşundan itibaren yani Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan itibaren bir takım problemlerimiz var. Bunlar işte dediğiniz gibi sınır meselesi. İkincisi aşiretler meselesi. Bunu sorun olarak söylemiyorum. İlişkilerin gelişmesi bağlamında söylüyorum. Üçüncüsü de
Az önce de bahsettiğimiz gibi dünyada yapılan yeni bir savaş. Şimdi dünya savaşı yaklaşıyor. Kesinlikle. Bizim İran Olmasını da hocam 1585 Amasya Anlaşması ve 1639 Kasr-ı Şirin Anlaşması ile birlikte bunun temelleri atılıyor. Ama nihai bir anlaşma imzalanamıyor birbirine. Ve buna iddia terakki el atıyor. 1913'te İstanbul Protokolü imzalanıyor iki devlet arasında. Sınırlar belirleniyor ama tabii bunu iki hükümet de onaylamıyor. İmzalanıyor ama iki hükümetin meclisleri de onaylamıyor. Ve bu bir sürüncemede kalıyor. Ve 1926'ya kadar bu protokol gayet kullanıyor ancak kabul edilemiyor. Ama tabii bu sırada biliyorsunuz ki bölgede üniter bir devlet söz konusu değil. İran'da bir imparator devletiydi. Türkiye'de bir imparator devletiydi ve ister istemez bir sınır konusunda sıkıntılar yaşanıyordu ve bölgede yaşanan Türk aşiretleri bunları kendi çıkarları uğruna kullanabiliyordu bildiğiniz üzere. Bir de hocam Türkiye İngiltere'de çok etkili bu olaylarda. İngiltere'de oradaki aşiretleri kışkırtarak aslında kullanmaya çalışıyor. Yani İngiltere hani tıpkı o işte Doğu Anadolu'da yaptığı gibi 1925'lerde hani Türkiye'yi zor duruma düşürmeye çalıştığı gibi İran'da da bu aşiretleri kullanmak da istiyor İngiltere ve hakikaten o bölgede de etkin olmaya çalışıyor. Sanırım bir etken de o bizim bu meselelerde sorun yaşamamızda. zaten hocam şimdi bakın ufak bir topluluk varsa ve arkasında büyük kesimler yoksa bunlar etkili olamaz. Mesela belki biraz konunun dışına çıkacak ama Amin Maluf'un mesela uygarlıkların batış kitabında şu vardı. Biz Orta Doğu'da çok güzel bir şekilde iç içe yaşayabilirdik ama herkes tabiri caizse kendisine bir abi buldu. Yani Dürziler de kendisine abi buldu. İşte bölgedeki Hristiyanlar abi buldu vesaire vesaire. Bu süreç günümüze kadar geldi. Bu durum aslında o dönemde de mevcut. Hani doğuda Kürtler bir devlet kurmak istiyorlar. Basiretsiz bir İran var. Yeni kurulmuş bir Türkiye Cumhuriyeti var. Ve ister istemez Türkiye Cumhuriyeti'nin yapmış olduğu uygulamaları kabul etmeyen Kürtler geri geliyor. İran sınırına çekiliyor. İran şahına iade ediyor. Yerine geliyor. Yerine göre Türkiye'ye geçiyor. Ve bu şekilde gerçek. Ve bu bir de iki devlet arasındaki sıkıntı şu. İran diyor ki kardeşim diyor sen diyor benim sınırlarım içerisindeki Türkleri, Türkmenleri, Azeri Türklerini destekliyorsun. Bu benim milli güvenliğime aykırı. Ters. Türkiye de diyor ki sen de diyor tam zıttını yapıyorsun. Benim sınırlarım içerisinde bir Kürt devleti kurmasını veya Kürt aşiretlerini destekliyorsun. Bu da benim çıkarlarıma aykırı. Ve bu durumu değerlendiren İngiltere Kürtlere destek veriyor. Ve bu dönemde 3 tane Kürt ayaklanması var. İşte Simpo ayaklanması var mesela. İran, yanlış İran'da ortaya çıkıyor ve Türkiye sınırına kadar Türkiye'ye geliyor. Türkiye'ye sığınıyor ve Türkiye baskılıyor yanlış hatırlamıyorsam. Ve Şeyh iki tane Said etkisi var mı hocam bu olaylarda? Şeyh Said'in etkisi var mı İran'la tabii olan problemlerde? şimdi hocam mesela Şeyh Said isyan ediyor. Ovada çarpışıyorlar tabiri caizse. Çarpışma iki devlet arasında olur ama hani isyancı Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı saldırıda bulunuyorlar, mücadele ediyorlar tabiri caizse. Kelimelere lütfen takılmayın. Tam anlamıyla ifade edemediğim için bunları kullanıyorum. Estağfurullah hocam, buyurun. Türkiye Cumhuriyeti, Türk ordusu bunları çok güzel bir şekilde o dümdüz ediyor ve bunlar İran'a sığınıyorlar. Ve bu durum İran hükümeti ve Türk hükümeti yaşıyor. Ortaya çıkartıyor. Ve 1926'da güvenlik anlaşması yapılıyor hocam. Ve bu güvenlik anlaşması Türk isyanlarından dolayı yürürlüğe giremiyor bir süre. Uzun bir süre yürürlüğe giremiyor. Ve ta ki 1933'e kadar 1933'te gelin oturalım şu meseleyi konuşalım, anlaşalım. Güvenlik meselesini halledelim. Ve ondan sonra 1934'te de Şah'ın dönüşü veya Şah gitmeden önce bir dostluk, bir ekonomi işbirliği anlaşması ile bu Kürtlerin statüsü ortaya konuluyor. Diyor ki iki devlet arasında anlaşmada. Eğer diyor, senin güvenliğine sıkıntı yaratacak bir şey olursa ben bunu sağlayacağım. Benim güvenliğime aykırı bir durum olursa bunu sen bertaraf edeceksin. Bu şekilde anlaşma oluyor ki ve böylelikle iki devlet arasındaki krizler ortadan kalkıyor. Mesela şunu söylemekte fayda var. Biz iki tane elçiye eskitiyoruz tabiri caizse o dönemde. Memduh Şevket Esendal biliyorsunuz. Bakü şeyi mürahhası büyükelçisi. Şu sınır meselesini halletmeye gönderiyorlar İran'a. En sonunda Mustafa Kemal
Üstelik savaş dahil her şey masada git bu sınır meselesini hallet diyor. Mesela Hüseyin Gelede anlamında bunu söylüyor. Sınır meselesi dışında diyor bana hiçbir destek verilmedi deniliyor. Benim İran'a elçi olarak ama İran'ın mesela sosyolojisi hakkında hiçbir bilgi yok diyor. Mesela biraz konu dışına çıkacağız belki. Elçilikteki minibarın adı Atatürk minibarı mesela. Bunu anılarında anlatıyordu yanlış hatırlamıyorsam. Hüsrev Mesela bu Yeridi. Hüseyin mesela bunu ciddi manada isyan ediyordu. Vesaire. Bunun dışında Hocam, söyleyebileceğim bununla alakalı tam yeri gelmişken ben de biraz hazırlık yaparken söyleşi için şunu gördüm. Rıza Pehlevi Türkiye'ye geldiğinde böyle tatlı böyle bir şekilde aslında bu rahatsızlığını belli etmiş Mustafa Kemal'e. Hüsrev Gerede'nin faaliyetlerinden çok memnun olmadıklarını. Çünkü Hüsrev Gerede orada bayağı etkili olmuş. Yani onları İran'ı aslında biraz rahatsız etmiş davranışlarıyla ve bunu tatlı bir şekilde Mustafa Kemal'e iletmiş. O da geçiyor anekdotlarda. Paylaşmak istedim ben de. Tabii ki o da Türkiye Cumhuriyeti'nin bir memuru olarak yani bir diplomatı olarak gidiyor ve ne denirse onu yapıyor ama hani görevinde başarılı olduğunu buradan da anlayabiliriz. Yani İran bir tık rahatsız da olmuş bu kadar etkin olmasından. Sayın Hocam, kendisi çok yavaş bir diplomat. Evet. Ben de geçen Onun onun anılarını aldım. Almanya anıları da var hocam onun bu arada. Çok güzel, çok keyifli bilgiler veriyor. Buradan da paylaşmak istedim. Buyurun hocam, böldüm. Kusura bakmayın. yanında şunu da söyleyebilirim. Az önce bahsettiğimiz gibi İngiltere ve Rusya arasında sıkışan İran ekonomik bağlamında aslında buradan bir çıkış yolu arıyor. Ve dış politikasını şekillendirmek istiyor, genişletmek istiyor, çeşitlendirmek manada da Türkiye'ye yakınlaşmak istiyor. Mesela İran'ın kuzey ticaret yolu Sovyetler üzerinden geçiyor gibi. Sovyetler gibi kalmak istemeyen İran, güneyden Türkiye üzerinden bu işi gerçekleştirmek istiyor. Bu da mesela bir etken. Çok Bunun yanı önemli bir sıra etken hocam, evet. mesela bir reform hamlesi var ve en çok ilham aldığı kişi Atatürk reformlarda. Ve bu reformları yerinde görmek istiyor. Bu da mesela bir etken. Onun dışında ekonomileri geliştirmek istiyor. Bu da bir etken. Bunun dışında işte Kürt aşiretler meselesi. Ağrı'da Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye ciddi manada köklü adımlar attı. Ama daha ötesinde ben bunlara karşı nasıl bir güvenlik ilişkisi sağlayabilirim? Bunları da görüştüler. Onun yanı sıra İkinci Dünya Savaşı yaklaşıyor. Mussolini'nin söylemleri, hani siz daha iyi bilirsiniz, Almanya'nın hamleleri, bunlar var. Nasıl bir güvenlik koridoru, nasıl bir güvenlik sistemi oluşturabilirim? Bunları da görüşmek için geldi. Yani geliş amacı genel olarak bunlar kapsadılar Pehlevi'yle. Evet, Mussolini özellikle Akdeniz'de ciddi bir tehdit unsuru olmaya başladı. Bizim Akdeniz demeye başlamıştı hocam. Ki zaten Türkiye ziyareti 1934'te yani tam Hitler'in iktidarda olduğu ve güçlendiği bir dönem. Güçlü olduğu bir dönem ve savaş kapıda aslında. Akabinde ziyaretten sonra siz de değineceksinizdir. Hem Balkan Atlantı yapıyoruz Balkan'la ve Güney bölgesiyle de Sadabat Paktı'nı imzalıyoruz. Yani biz de aslında bir dostluk arayışı içerisindeyiz. Haliyle sosyo-kültürel faktörler çok etkili. Çok güzel özetlediniz. Ekonomik yanına değindiniz, kültürel, siyasi yanına değindiniz, askeri yanına değindiniz. Aslında çok basit bir ziyaret değil, değil mi hocam? Çok hedefleri olan bir ziyaret. Bakın hocam, 12 sene iktidarda kalan Şahrıza Pehlevi bir kere yurt dışına çıkıyor. Bir kere. O da Evet, sadece bir Türkiye. kere. Ve onun öncesinde bu ikili zaten bir görüşmek istiyorlar. Ve bunun için doğru seçiyorlar. Çünkü uzun süreçte bir şunu söyleyeyim öncelikli olarak. İki devlet arasında pürüzlü problemler var. Çözülemiyor bir türlü. İkisi de genç bir cumhuriyet. İran'da genç bir cumhuriyet. Türkiye Cumhuriyeti'de genç bir cumhuriyet. İkisi de isyanlarla uğraşıyor içeride. Şehzade isyanı vesaire. Yine İran'da da ulemanın çıkarmış olduğu isyanlar vesaire. İkisi de ülkeden çıkamıyor. Ve biz ne yapabiliriz diyorlar. Doğu Beyazıt'ta bir görüşelim diyorlar. Ama bir takım problemler yüzünden görüşemiyorlar. En sonunda işte buradan gezi sürecine de geçmiş olalım. Bir bağlantı Evet kurmuş hocam, olalım. onu aslında çok heyecanla bekliyorum. Çünkü ben birazcık araştırırken çok heyecanlandım. Mustafa Kemal'le görüşmeleri, işte yapılan etkinlikler. Geçelim mi artık Türkiye ziyaretine? Çok keyifli çünkü. Şimdi
az önce de bahsettiğim gibi ikili görüşemiyoruz. Orada yazıyor. En sonunda Şahrizat Bey ile bir sevgili diyor ki Gazi Bey benimle görüşmek istiyor. Ben de Gazi Bey ile tanışmak istiyorum. Oğlum yani oğlumla birlikte ziyaret etmek istiyoruz bununla ilgili. Vesaire. Hani Hüsrev de durum Mustafa Kemal'e söylüyor. Mustafa Kemal de diyor ki hani ikimiz de ülkeden çıkamıyoruz. İkimiz de hani yeni kurulduk bir takım şeyler var. Ayarlayalım, görüşelim bir şekilde. Nasıl yapalım falan. Bu durum Şahrıza Pehlevi'ye söyleniyor. Ve bu durum 1934'ün bahar ayına tekabül ettiriliyor hocam. Ve en sonunda da 6 Haziran 7 Temmuz yanlış hatırlamıyorsam. Yok, 10 Haziran 6 Temmuz arasında. Evet, 22 gün kalıyor hocam. Doğru. Efendim? 22 gün civarında kalıyor. 20-22 gün civarında kalıyor. Aslında daha az kalmayı planlıyor. Fakat Mustafa Kemal bu geziye Eskişehir'i, Balıkesir'i de ekliyor. Dolayısıyla Mustafa Kemal'in de biraz ısrarıyla geziyi uzatıyor aslında. Değil mi? Evet. 11 şehir gezmişti yanlış hatırlamıyorsam hocam. Efendim? 11 şehir gezmişti yanlış hatırlamıyorsam. 11 şehir. Buyurun hocam. Dikleteceğiz de bununla ilgili mesela Türkiye'de ciddi hazırlıklar var. Doğu Beyazıt'tan itibaren Şah'ın geçeceği bütün yollar teker teker tamir ettiriliyor. Yollara Türk-İran bayrakları asılıyor. Geçireceği her bir güzergahta karşılama heyetleri oluşturuluyor. Vesaire vesaire. Yani ciddi manada iyi bir hazırlık yapıyor Türkiye Cumhuriyeti. Valiler yine tetikte. Her şehre gittiğinde vali mutlaka devralıyor kafileyi. Değil mi hocam? Gezdiriyor şehri. Mutlaka valiler görev alıyor bu süreçte. Çok ciddi bir hazırlık yalnız hocam. Şimdi siz de bahsedeceksinizdir. İstanbul'da, Çanakkale'ye gidiyor, İstanbul'a gidiyor fakat. Değil mi? Şimdi Sayın Hocam, ben en son şu noktayı da tamamlayacağım zaten. Şimdiden söyleyeyim filmin sonunu da arkadaşlar heyecanı kaçacak ama Şah İran'a döndüğü zaman şunu söylüyor. Türkiye kadar büyük hedef koymayın kendinize. Biz Türkiye'ye ulaşamayız. Onlar çok ilerlemişler diyor. Doğu Beyazıt'tan girdikten sonra mesela şunu söylüyor. Ben Türkiye'nin bu kadar ilerlediğini, İran'ı geçtiğine hala inanamıyorum ve çok şaşırıyorum ibaresi kullanıyor. Büşra Hocam da bir soru sormuştu. İki devletin inkılaplar, devrimlerin hızını değerlendirebilir misiniz? Demişti ki sizin bu söylediğinizle aslında Büşra Hocam'a da cevap vermiş olduk. O zaman Türkiye'deki yenilik ve inkılaplar daha hızlı gelişmiş hocam. O zaman Rıza Pehlevi'nin ağzından verdiğiniz anekdot bunu gösteriyor galiba bize. Hocam zaten bunlar Büşra Hocam'ın sorusunun cevabı en sona zaten tablo şeklinde anlatacağım ben. En sona çok zaten iyi. Bundan sonra birkaç inkılapla birlikte karşılaştıracağım. Aa, çok güzel. Teşekkürler hocam. Buyurun. Şimdi Rıza Pehlevi Doğu Beyazıt'tan girdikten sonra hocam otomobille Erzurum, Erzurum üzerinden Trabzon, Trabzon'dan Yavuz Zırhlısı ile birlikte Samsun'a gidiyor. Samsun'da trenle birlikte Kayseri, Sivas üzerinden Ankara'ya geliyor sayın hocam. Ve çok ciddi iki tane vilayet geziyor değil mi hocam? Saymadım ama Ben de yakalayamadım ama şunu söylemek, güzergahı bir zihnimde canlandırmaya çalıştım. Güzergah bilinçli olarak seçilmişti çünkü. Onun bir yerde haritasını gördüm. Bu eski Türk-İran ticaretini yaptığı bir kervan yoluymuş aslında. Değil mi hocam? Doğru mu bu konu? Tek yolu güzergahı hocam. Doğru değil mi? Evet, aslında bir böyle bir kamuoyu oluşturma gibi bir amacı da var Türk hükümetinin. Hani o yolu kullanarak bir şekilde kamuoyunda böyle bir algı da oluşturmaya çalıştıklarına dair bir gazetede bir haber görmüştüm 1930'ların bir gazetesinde hocam. Ticaret anlaşması, ticaret algısı işte hocam. Yani şu anda Çin'in bir uçak bir yol projesi var ya, 2016'da canlandırdık. Aslında biz bunu 1934'te Mustafa Kemal'le birlikte canlandırmaya kalktık da Mustafa Kemal'in ömrü vefa etmedi aslında. Yani bu yorumu ben çıkartıyorum ama ne kadar doğru, ne kadar katılırlar ve ne kadar katılırsınız tabii takdir edilir. Bunun yanında hocam Mustafa Kemal saat 1 gibi veya 2 gibi Ankara tren istasyonunda Şah'ı karşılıyor. Dediğim gibi Şah çok şaşırıyor yani Türkiye'deki bu ilerlemelere, bu gelişmelere çok şaşırıyor. Ve iki lider
karşılıklı bir şekilde selamlaşıyorlar. İşte Mustafa Kemal'in hoş geldin söylemeye. Her yere Farsça hoşamedit şeyleri asılıyor. Pankartları asılıyor. İşte Farsça hoş geldiniz gibisinden. Ve ondan sonra meclise gidiyorlar hocam. Yanlış hatırlamıyorsam. Ve mecliste bu ziyaretinden dolayı Mustafa Kemal Şah'a teşekkür ediyor. İşte Şah da Mustafa Kemal'e bu nazik davetten dolayı teşekkür ediyor. Bu süreç içerisinde bir madalya tasarımı yaptırıyorlar ve bu madalyanın ön yüzüne Şah, arka yüzüne Mustafa Kemal ve arka yüzüne Mustafa Kemal, ön yüzüne Şah'ın kabartmaları var. Vesaire. Bunlar öyle az önce konuşmanın başında söylediğim gibi halk evinde konuk ediliyor ve halk evi onun öncesinde ciddi manada bir tadilata giriyor hocam. Ondan sonra 4 gün kadar kalıyor Ankara'da ve bu esnada birçok heyeti kabul ediyor. Yine İran Büyükelçiliğine gidiyor. Buradaki diplomatları ve burada yaşayan İranlıları kabul ediyor. Sonraki süreçte işte Ankara'da kaldığı süre zarfında Özsoy Operası'nı izliyorlar Mustafa Kemal'le birlikte. Yine Çubuk Barajı'nı gezdiriyor Mustafa Kemal ve buna hayran kalıyor Şahrıza Pehlevi ve diyor ki eğer buraya buradan çok etkilendim, burayı görmeseydim kaybederdim gibi bir söz söylüyor Rıza Pehlevi. Sonrasında Yüksek Ziraat Enstitüsü'nü, Gazi Terbiye Enstitüsü'nü, Numune Hastanesi'ne, işte Hıfzı Sıha Enstitüsü'nü geziyor ve buraya 100 bin lira civarında bir bağışta bulunuyor Rıza Pehlevi. Sonrasında işte Milli Savunma Bakanlığı'nı ziyaret ediyor ve askeri fabrikaları geziyorlar Ankara'daki. Ve Ankara'daki süre zarfında yeterince vakit geçiriyorlar Mustafa Kemal'le ve sonra bir trenle Eskişehir'e gidiyorlar hocam. Ama şunu zikretmekte fayda var. Şah ve Mustafa Kemal nereye gitse her yerde büyük kalabalıklar var ve büyük kalabalıklar onları karşılıyor. Ve bu askeri geçit törenleri gerçekleşiyor. Yani görkemli etkinlikler var. Her şehirde. Hocam Ve şeyden biraz bahsedelim isterseniz. O beni çok heyecanlandırdı. Bu Özsoy operası. Yani bilmiyorum bahsedecek miydiniz ama ben özellikle ona böyle kilitlenip kaldım. Çok etkilendim. Çünkü Atatürk'ün emriyle hazırlatılıyor. Ve 2 ay kadar sürüyor hazırlıkları. Ve ilk defa biz bir opera yazıyoruz, hazırlıyoruz. Normalde yok. Ve aslında şu da deneniyor. Yani batıdaki modernleşmeyi kendimize nasıl uyduracağız. Yani kendimize nasıl çevireceğiz bunu? Nasıl yerli hale ve milli hale getireceğiz? Özsoy operası o yüzden önemli bir şey bence. Yani sanat kullanılarak, işte opera kullanılarak, musiki kullanılarak aslında batılılaşmayı kendimize milli hale getirmeye çalışıyoruz. Çok etkilenmiştim ben operanın hikayesini okurken. hocam mesela operanın müzikleri Cemal Reşit Rey tarafından yapılıyor. Ve Rıza Pehlevi diyor ki ben Türkiye'yi gördükten sonra diyor daha batıya gitmeme gerek yok diyor. Buradan Çok etkileniyor. Hatta ben operanın bölümlerine kadar baktım hocam. Yani hangi konuları işlemişler? 2 tane kahraman seçiyorlar. Birisi Tur, bir tanesi de Iraç. Iraç diye. Bunlar 2 kardeş. Ondan sonra bunun üzerine başlıyor piyes operayı. Ama operayı hazırlarken Türk mitolojisinden ve İran mitolojisinden karma bir şeyler oluşturuyorlar ve bizzat Mustafa Kemal tek tek inceliyor. Bütün metinleri, paragrafları destek oluyor. Amaç aslında İran ve Türkiye kardeşliğinin bir vurgusunu yapmak. O da dikkatimi çekmişti. Hatta opera tam işte bitti. Bütün oyuncular sahnede. Orası beni çok etkiledi. Ozanlardan bir tanesi sesleniyor. Peki diyor Tur ve İraç nerede diyor. Onun üzerine ışıklar, spot ışıkları Mustafa Kemal ve Pehlevi'ye dönüyor. İşte Tur ve İraç oradalar diyor. Ve bu tabii çok büyük bir coşkuyla karşılanıyor. Hatta Pehlevi ağlıyor yani çok duygulanıyor bundan. Yani verilmek istenen bir mesaj aslında yerine ulaşıyor. Yani yapılan bütün törenler, yapılan bütün geziler işte gencecik cumhuriyeti tanıtmak. Yani cumhuriyetin nasıl bir şey olduğunu göstermek İran'a ve dolayısıyla Doğu dünyasına. Ben çok etkilenmiştim. Böldüm sizi ama dayanamadım. Yani opera deyince söylemek istedim. ben bu kadar derinlemesine incelemedim aslında bunları. Şu yüzden incelememiştim. Hem burada dinleyici çok fazla sıkmamak için şey yapmamıştım. Hem de konu uzun çok da uzatmamak istemiştim. Sizin bunları paylaşmanız, böyle anekdotları paylaşmanız çok güzel oluyor hocam. Mete benim aklıma da şimdi bu geldi. İran mitolojisi
İran tarihinde hep bir İran-Turan kavgası vardır aslında. Hı Sizin bu hı. bahsettiğiniz şeyle birlikte bu İran-Turan kavgası da aslında bir nebze olsa bitmiş ve burada bir dostluk ortaya çıkmış. Benim aklıma da direkt bu Aa, harika oldu bunu söylediniz. Hocam Atatürk zaten çok zeki bir adam. Bütün mitolojiye hakim. Hem İran tarihini hem de Türk tarihini öyle olunca bizzat kendisi denetliyor metnin yazılmasında. Başında duruyor. Aslında bir operadan ziyade bir farklı bir mesajlar veren mitolojik unsurlardan oluşan bir metin. Buyurun hocam, devam edin lütfen. Böldük sizi. bir yerde soft güç denilen bir şey vardır. Yumuşak güç. Kültür ve edebiyatla yaparsınız siz bunu. Aslında Mustafa Kemal burada çok güzel bir soft power uygulamış. Soft güç uygulamış. Yumuşak güç uygulamış. Ve bu da ister istemez yerine ulaşmış. Çünkü sonraki süreçte Türk-İran ilişkilerine baktığımız zaman Türk-İran ilişkileri Mustafa Kemal döneminde, Atatürk döneminde veya Tepkimat döneminde artık dönemlemeyi siz şey yapın. Dönemlemeyi siz yapın. En üst seviyeye altın çağını yaşamış mesela. Sonraki süreçte işte Bağdat Paktı meselesi. Onun haricinde işte pürüzler olsa da tekrardan sınır güvenliği meselesinin çözülmüş olması. Bu durum mesela İran Türk ilişkilerini zirve noktaya taşıdığının bir göstergesi. Hı. İran'da nasıl bir etki oluşturulduysa artık İran yapılan reformlarda Mustafa Kemal'i veya Türkiye Cumhuriyeti'ni örnek aldığının bir göstergesi aslında. Bu şekilde özetlenir. Bunun yanı sıra işte dediğim gibi Eskişehir'e gidiyor ikili de. Ve burada ziyaret ettikleri yer havaalanı ve uçuş gösteriyor. Siz zaten bugün hikayelerde de bir de çok güzel bir resital sağladınız. Çok güzel bir resital yaptınız. Hı. Orada Teşekkürler hocam. da ben teşekkür ederim. Şaha uçak hediye ediliyor bildiğiniz üzere ve bu uçan bütün manevraları gösteriliyor burada. Ne gibi etkileri var, nasıl uçuyor, neler yapıyor. Eskişehir'de bu çok güzel bir şekilde gösteriliyor hocam. Ve sonrasında buradan Afyon'a gidiyorlar hocam. Ve Afyon'da ziyaret ettikleri yer Kolordu karargahı. Ve sonrasında işte Manisa'ya gidiyor. Manisa'da da işte bir iki tane kıtayı ziyaret ediyorlar. Buraları teftiş ediyorlar. Oradan İzmir'e geçiyorlar ve İzmir'de 2 gün kalıyorlar. Hı. Da Hava Kuvvetleri karargahındaki uçuşları izliyorlar. Onun dışında işte öğretmen okulunu, halk evini, Milli Kütüphane'ye geziyorlar. Ertesi gün Gazi Emir Askeri Birliği'ni geziyorlar. Ve dikkat ediyorsanız hocam ikili de ya eğitim yerlerini, eğitim bölgelerini ziyaret ediyorlar ya da askeri noktaları. Aslında burada 2 tane mesaj var. Birincisi benim ülkemdeki eğitim sistemi bu şekilde. Ben yüzyıllardan beri gelen eğitim sistemini kendi kültürüme bu şekilde uyguladım ve halka bu şekilde fayda sağlıyorum. İkincisi benim her şeyden önce ülkemin güvenliği ön plandadır. Hani biliyorsunuz ki bizim güvenlik konusunda İran'da problemimiz vardı. İşte sınır güvenliği meselesi bahsettiğimiz üzere. Ne Hı. yaparsan yap, ben güvenliğimi her şekilde sağlarım diyor. Hava kuvvetleriyle de sağlarım, kara kuvvetleriyle de sağlarım, deniz kuvvetleriyle de sağlarım mesajı veriyor aslında burada Mustafa Kemal. İran şahına bunu veriyor. Ve diyor eğer ortada da reform yapacaksan bu şekilde reformlar yapabilirsin diyor. Yani aslında burada 3 tane mesaj var Sayın Hocam. Hı. Bir güvenlik, adı altına soba göstermek. İkincisi eğitim reformu. Üçüncüsü de yine işte reform hareketleri. Hı. Bir de Avrupa basını da takip ediyor hocam bu geziyi aslında. 22 günlük ziyaret çok uzun bir ziyaret ve dünya bir savaşa doğru gidiyor. Dolayısıyla aslında Avrupa bence kamuoyuna da Mustafa Kemal mesajlar vermek istiyor. Şimdi geldi aklıma siz böyle söyleyince yani çünkü İngiltere, Fransa gibi devletler ciddi takip ediyorlar basın mensupları bu olayı. Hem eğitim, hem askeri, hem kültürel her anlamda mesaj verilmiş gibi görünüyor bu süreçte. Dünyada hani güncel siyasette de bu. Dünya güncel siyasetinde de bu şekilde. Tarihte de bu şekilde. Hiçbir şey tek boyut değildir. Yani aslında İran Şah'ın Türkiye'ye gelişi de bir mesajdı aslında. Yani ben Almanya'ya yanaşıyorum ama bunun yanında farklı ittifaklar da arıyorum. Farklı koalisyonlar da arıyorum diyor. Hı Hani hı. Mustafa Kemal de şunu söylüyor. Dünya bir savaşa gidiyor. Ben tarafsızım kardeşim. Ben kendim aslında her türlü güvenliğimi sağlayabilecek bir durumdayım. Yeni savaştan çıktım. Her ne kadar yorgun da olsam ülkemi savunacak kadar dinç ve güçlüyüm imajı da veriyor aslında Mustafa Kemal. Buralardaki gezilerle birlikte. Hı. Yani bunun yanı sıra işte İzmir'den Balıkesir'e geçiyorlar. Yine burada askeri kıtaları ziyaret ediyorlar. Necati Bey Öğretmen Okulu'nu ziyaret ediyorlar. Sonrasında işte Çanakkale ki bu Çanakkale meselesi önemlidir bence. Mustafa Kemal bizzat kendisi geziyor Çanakkale'yi ki biliyorsunuz ki
ve buradaki diğer tarihçi arkadaşlarım, diğer arkadaşlarım diyorlar ki Mustafa Kemal Çanakkale'de bizzat savaşmıştır. Ana farklarda, Jonkoyun'da bizzat savaşmıştır. Ve Şah'ın koluna Kesinlikle. girerek diğer bir asker edasıyla buralardaki stratejileri anlata anlata buralar hakkında bilgi veriyor Mustafa Kemal. Tek tek dolaştırıyor hocam. Bizzat kendi rehberlik yapıyor ve Çanakkale'yi dolaştırıyor. Bunun yanı sıra artık son durak olan İstanbul'a geçiyorlar hocam. Gül İstanbul'a Cemal vapuruyla İstanbul'a geçerler. ve burada işte öncelikli olarak adalar, sonra bir boğaz turu, Dolmabahçe Sarayı'na geçiyorlar ve Çapkını'da ağırlanıyor. Ve Yalnız hocam sonrasında şu da çok enteresan. Siz dediniz ya askeri manevraları özellikle gösteriyoruz. Heybeliada'daki yanlış hatırlamıyorsam denizcilik okulu vardı. Oraya da gidiyormuş hocam. tabii şimdi Heybeliada'daki. ya İstanbul'daki ziyaret o kadar yoğun bir ziyaret ki ben çalışırken çok yoruldum hocam. Koca konuyu çalışırken yoruldum ama İstanbul Onlar gezisi olarak gezerken yorulmamışlar. Biz çalışırken yorulduk. Ben de öyle hocam. İstanbul'u takip edemedim artık. Maltepe manevralarına baktım. Harbiye'ye baktım. Heybeliada'ya baktım. Tamam artık dedim. Bu kadar yeterli. Buyurun hocam. o zaman hocam benim eksik kaldığım noktada siz devreye gireceksiniz. Sizin eksik kaldığınız yerde ben devreye gireceğim. Tamam Bu hocam. şekilde gireceğiz. Mesela benim ilgincime giden mesele şuydu. İlgimi çeken mesele şuydu. Vecihi Hürkuç uçuyor hocam. Ve o uçuşta likör ve sigara gökten dağılıyor hocam. Halka sigara ve likör dağıtıyorlar hocam. Mesela benim çok ilgimi çekmişti. Bunun yanı sıra işte az önce de bahsettiğiniz gibi ikinci gün Heybeliada ve Deniz Heybeliada'daki Deniz Lisesi'ni ziyaret ediyorlar. Bunun yanı sıra işte Yüksek Denizcilik ve Yıldız Harp Okulu'na gidiyorlar. Başka ekleyebileceğimiz Maltepe manevraları var. Onlar da önemli. Bir de hocam Rıza Pehlevi bir arkadaşım söyledi. Ben de aslında dikkatimi öyle çekti. Sürekli askeri üniformayla. Mustafa Kemal ise hep sivil. Bu da çok önemli bence imaj açısından ve verilen mesajlar açısından iki lider de farklı mesajlar veriyor aslında kendi kamuoyuna ve dünyaya. Çok kritiktir o da. Yani sizin de dikkatinizi çekmiştir. Bütün fotoğraflarda Mustafa Kemal sivildir ama Rıza Pehlevi askeri üniformayla gezer. 22 gün boyunca hep sırtındadır üniforması. bunu ben şuna bağladım Sayın Hocam. Rıza Pehlevi asker kökenlidir ve asker anlayışını, asker uygulamasını hiçbir şekilde hayatından çıkaramamıştır. Ama Mustafa Kemal ne yapmıştır mesela? Kardeşim siyaset yapacaksınız, üniformanızı bırakın. Eğer üniformanızı bırakmıyorsanız siyasete girmeyin. Yani Ta asker hocam sizin İttihat Terakki toplantısında söylüyor. Daha onu Selanik'teyken Mustafa Kemal 1908'lerde daha bunu söylüyor zaten. Hani demokrasiyle postal yan yana olmaz diyor zaten ama Pehlevi tabii darbeyle de geldiği için gücü askeriye de orduda da görüyor. Onu bırakmak istemiyor anladığım kadarıyla ve hep üniformayla. kesinlikle hocam. Kesinlikle. Yani benim İstanbul diyorum. Türkiye ziyaret hakkında ekleyeceklerim bunlar hocam. Hani sizin dikkatinizi çeken veya sormak istediğiniz şey varsa oradan da devam edebiliriz. Olmadı Büşra başlasın direkt. Hocam'ın sorusuna ekleme yapacağınızı söylemiştiniz hocam. Hani karşılaştırarak isterseniz ona değinebilirsiniz. Çok güzel anlattınız çünkü İstanbul seyahatini, Türkiye seyahatini. Ben de notlarıma bakayım böyle ekstra ilginç bir şey gözüme takılırsa paylaşayım Burada şunu söylemiştim. Reformlar konusunda, demokrasi konusunda, reformlar konusunda, ıslahatlar konusunda Mustafa Kemal'e örnek alıyor. Ve hani Cumhuriyet ilan edilirken bile Türkiye yakından takip ediliyor. Türkiye'deki Cumhuriyet hareketinden sonra, Cumhuriyet rejiminden sonra İran'da bizzat meclis rejimin değiştirilmesi konusunda önerge veriyor. Vekiller meclise önerge veriyor Sayın Hocam. Ve bundan sonra Cumhuriyet ilan edildikten sonra İran'da reform hareketleri başlıyor ve Şah'ın iki tane danışmanı var bu konuda. Bunlardan bir tanesi Abdülhüseyin Timurtaş, diğeri de Ali Ekber Daveri ve bunlar Batı'dan değil Mustafa Kemal'den etkileniyorlar ve onun tam bir hayranı Sayın Hocam. Şimdi ben de notlarıma baktım bir taraftan bir şeyleri kaçırıp da dinleyen arkadaşları bir şeylerden mahrum bırakmak da istemiyorum. Tabii hocam, tabii buyurun.
Şimdi notlarıma bakıyorum hocam. Medeni kanun mesela İran'ın meselesi. İkisi de İtalya'dan alıyorlar. Türkiye'de 1926'da ilan ediyor medeni kanunu. İran 1928'de ilan ediyor. Arada 2 yıl var hocam. Ceza kanununa bakıyoruz. 1926 İran, Türkiye, yine İran'da 1926 sayın hocam. Laik mahkemeler meselesi. 1924 Türkiye, 1936 İran. Arada 12 sene var hocam. Biz 12 sene önce mahkemeleri laikleştirmişiz, şer'i mahkemeleri ötelemişiz, yürürlükten kaldırmışız. Kapitülasyonlar meselesi. 1923 Cumhuriyet'in İran'ı veli organla birlikte biz kapitülasyonları kaldırıyoruz. İran bizden 5 sene sonra 1928'de kaldırıyor hocam kapitülasyonları. Türk Dil Kurumu'nun kuruluşu hocam. Biliyorsunuz ki bir toplumu ayakta tutan dili ve tarihidir. Kökleridir. Biz 1935'te Türk Dil Kurumu'nu kuruyoruz. İran'da Ferhengistan denilen yapı. Bu da yine İran diline, Fars diline yönelik bir hamledir. O da 1935. Arada bir sene kadar var yanlış hatırlamıyorsam hocam. Tabii bakmakta fayda var. Çapla Kanunu. 1926 Türkiye hocam. İran'da Pehlevi başlık, Pehlevi Külah denilen şapka vari külah 1928. Arada 2 sene var hocam. Yani bunlar sırasıyla aslında çoğaltılabilir. Mesela peçe girmesi meselesi. Biz vazgeçirme çabasında bulunuyoruz. 1925'te peçeyi. İran zorunlu olarak 1928'de ilk olarak adımları atıyor hocam. Bu şekilde aslında tablolayabiliriz. Yani bu Evet bizde hocam. Yani bunun dışında Pehlevi'nin yarattığı modernleşme aslında İran'da uzun soluklu devam edebilseydi ya da devrilmeseydi bir şekilde müdahale edilmeseydi belki İran'da bugün daha farklı bir noktada olabilirdi sosyo-kültürel açıdan diyebilir miyiz hocam o zaman? yani aslında hocam Rıza Pehlevi'den sonra İran modernleşmesini oğlu Muhammed Rıza Pehlevi devralıyor. Ve aslında daha da üstüne çıkıyor. Mesela kitabı bulabilirsem buradan göstereyim. Bulamadım. Edmund Abraham'ın Modern İran Tarihi kitabı var. Şey de enteresan değil mi hocam? İngiltere tabii dış politikadan kaynaklı kaygılarla Pehlevi'yi indiriyor aslında. Öyle diyebiliriz yani. İngiltere istemiyor artık Pehlevi'yi. Onu indirip oğlunu getirmeleri de şeyden kaynaklı mı bu? İran'daki o kültürden kaynaklı mı? O hanedan anlayışından, monarşik yapıdan kaynaklı mı böyle bir şey yapıyorlar? Hani babayı indir, oğlunu getir. Sonuçta devam ettirmeye çalışıyor babanın yarattığı o rüzgarı bir şekilde değil mi oğlu da? Bunu düşünmüyorum hocam. Çünkü yüzden düşünüyorum. Oğlu tecrübesi hocam her şeyden önce. Yaşı ufak. Ve İngiltere'nin amacı ne? Hint üssuarlarına giden yolu güvenliği altında tutmak, İran petrollerinden gelebilecek payı yüksek tutmak. Daha Ve kolay çocuk yönetiriz diye düşünüyorlar o zaman. niyetine oturttuğunuz zaman sıkıntı yok. Ve babasından gelen de bir şeyi var ister istemez. İmajı var. Ve bunu kullanıyor. Önce bahsettiğim kitap Modern İran Tarihi. İran'la ilgilenenler bunu okuyabilir veya bunu bilebilir. Not Burada alalım hocam onu. Hatta siz bana fotoğrafını atarsanız yayından sonra ben de paylaşırım hikaye veya posta. Arkadaşlar da isterlerse not alabilirler. tabii ki de. Bunun yanı sıra hocam artık sonlara doğru geliyoruz sohbetimizi. Konuşmamın başında söylediğim gibi Şah ülkesine döndüğü zaman bir vekil diyor ki ona biz de Türkiye gibi modernleşebiliriz, Türkiye gibi şey yapabiliriz. O yolda ilerleyebiliriz. Şah da şunu söylüyor. Kendinize tek hedef koymayın diyor. Sonuna kadar ilerleyemeyiz diyor tabiri caizse. Ve Şah aslında burada kendi kadrolarına kızıyor. Atatürk'ün tecrübesinden ve Atatürk'ün yanındaki kesimin, grubun konularda tecrübeli olduğundan bahsediyor. Onun yanında tecrübeli bir grup var. Türkiye'de vizyonlu adamlar var. Ama benim yanımdakiler vizyonsuz. Ha tabii şöyle de bir etken var. Şimdi isterseniz bir İttihat Terakki Ekseni var. Abdülhamit döneminde yurt dışına gönderilmiş bir askeri kanat var ve biliyorsunuz ki harbiyeler her zaman için çok fazla okurlar ve dünyayı yakından takip ederler. Bu da Cumhuriyet'in kuruluşunun ilk yıllarını etki etmiştir.
Ama İran'da böyle bir şey çok söz konusu değildir. Bir de Fransız aydınlarından da hocam, Jean-Jacques Rousseau gibi, Montesquieu, Voltaire gibi isimlerden de etkileniyorlar. O Fransız ihtilalin yaydığı adalet, özgürlük şiarları da işliyor yani bunların zihniyetine. Tıbbiye ve harbiyeliler gerçekten çok iyi eğitim alıyorlar ve Osmanlı entelektüelleri aslında düşündüğünüzde. Dolayısıyla bir altyapı var. Zaten daha İttihat ve Terakki döneminde Cumhuriyet'te yapılan bazı şeylerin adımının atıldığını da görüyoruz aslında. Hani birden bir gecede karar vermiyor Cumhuriyet ekibi. Hadi biz yarın bir kılık kıyafeti değiştirelim demiyorlar. Hep bir aşama aslında. Hep bir birikim. Yani toplumsal devrimler aslında bir birikimin sonucunda oluyor. Bir evrimin sonucunda oluyor bence. Bir gecede olan şeyler değil. Tabii İran'ın böyle bir birikimi yok haliyle. Yani kesinlikle. Bir de şunu eklemekte fayda var hocam. 1935'te de karma okullar ve Tahran Üniversitesi kuruluyor. Resmi üniforma kabul ediliyor. Kadın Kültür Merkezi kuruluyor İran'da. Biz bunu daha önceden yaptık. 1936'da da yetişkinler için akşam okulları kuruluyor. Bu da bizdeki halk evleri sayın hocam. Bu şekilde ben özetleyebilirim konuyu Çok hocam. teşekkür ederim hocam. Ben de küçük bir şey eklemek istiyorum şu yüzden. Çalışırken Hitler'i gördüm. Hitler'le alakalı bir şey vardı. Pehlevi ve Hitler ilişkisiyle alakalı bazı yorumlar vardı. Tabii ben de Hitler üzerine çalıştım ama hemen bir durdum, neymiş bu ya falan diye. Şimdi şöyle bir yorum var. Yorumlardan bazıları aslında Pehlevi'nin Almanya'ya yakınlaşmasının bir sebebi de Hitler'in kurduğu diktatörlükten etkilendi. Böyle bir yorum. Yani böyle bir iddia. Tabii ben bunun üzerine biraz gittim. Katılmıyorum tabii ki buna. Çünkü biz Hitler'in yaptıklarıyla Pehlevi'nin yaptıklarına bakıyoruz. Çok farklı şeyler. Hani birisi işte kılık kıyafet devrimi yapıyor. Aslında Türkiye'ye örnek alıyor. Daha demokratikleşmeye çalışıyor. Ne kadar asker üniformasıyla da olsa halkı bilgilendirmeye, halka dönük bir şeyler yapmaya çalışıyor. Hitler'in kurduğu diktatörlük bambaşka. Yani kıyas bence İran'ın, Pehlevi'nin yapmaya çalıştığı daha ileri, daha demokratik. Öyle düşünüyorum. Almanya ile yakınlaşmasını da siz en başta söylediniz ya, tamamen ona bağlıyorum. Dış politikada çıkarlar söz konusu olduğundan tamamen dönemin konjektürü gereği İngiltere ve Sovyet Rusya baskısından dolayı dış politikada bak Almanya'ya da yaklaşırım mesajı vermeye çalıştıklarını düşünüyorum. Yani Hitler'e diktatörlük anlamında bir hayranlık beslediğini düşünmüyorum. Hayran olduğu kişi zaten belli. Yani 22 gün ziyaret, birlikte vakit geçiriyorlar, örnek alıyor ve siz de bahsettiniz. Gittikten sonra İran'da da gördüklerini halk evlerinin bir modelini açmaya çalışıyor. Haliyle bu yoruma katılmadığımı da buradan belirtmek istiyorum. Yani yanlış bir yorum bence o. Ya kesinlikle hocam. Şimdi bakın, dünyada rejimler her zaman için devrimler gerçekleştirir. Fransız devrimi demokrasinin, cumhuriyetin geliş sürecidir ve Fransız devriminde birlikte koca imparatorluklar yıkılmış. Avusturya, Roma İmparatorluğu, Avusturya Macaristan İmparatorluğu, Osmanlı Devleti, Rusya. Koca imparatorluklar yıkılmıştır ve monarşinin sonunu getirmiştir. Bunun akabinde gelen yine dünyadaki yayılmacı ve statükro vesaire ve Doğru hocam. Fransız ihtilaliyle birlikte birçok şey değişti. Bir kere imparatorluklar parçalanma sürecine girdi. Hitler yapan Versay Anlaşması'ydı. Ama İran'da Hitler vari bir iktidarın kurulacak siyasi zemini pek mümkün değildi. Yani bakıyor ki İngiltere, Fransa, İngiltere, Sovyetler arasında kalan İran içeride de ulemanın baskısı altında. Sayın hocam mesela. İçerideki denge şey yapmıyor, desteklemiyor baktığımız zaman. O yüzden hani yoruma çok katılmıyorum. Evet, Yani yani gördüm birçok yerde karşıma çıktı. Pehlevi ile Hitler'i bir bağdaştırmışlar. Yani çok sığ bir yorum olarak değerlendirmek istedim ben de. Rıza Pehlevi hani biraz amiyane ve sokak ağzı olacak ama Almanya'yı çok yanlamış. Öyle kitaplar yazılmış ki hocam, İran ırkıyla Alman ırkının aynı ırktan geldiğine dair iddiaları gördüm ben. Tabii ki Asla. bunlar hep şeyler hocam ya, hani değil mi? Asılsız yorumlar. Hocam bu arada
Çok teşekkür ederim. Çok vaktinizi almışım. Çünkü baktım sizi böyle yorumlarla oyaladım ama çok ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz. Kabul ettiğiniz için söyleşimi. Keyif aldım, çok keyif aldım. Beni böyle bir söyleşiye, böyle bir sohbete davet ettiğiniz için ben size çok teşekkür ederim. İnşallah faydalı bir canlı yayın olmuştur. Dinleyen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar Sayın Hocam. Ben de tekrardan teşekkür ediyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın hocam. Ağzınıza sağlık.